Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydın. Ekran başındaki seyircilerim, abilerim, ablalarım. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün çok özel konuklarımız var Serap Hanım. Ne kadar güzeller. Görmedin sen, bak bak. Sen bak, abilerim, bak. Ablalarım hoş evet. geldiniz dedin ama... Hoş geldin, bir tanıt bakalım. Şunların güzelliğine bak Feridun Bey. İsmin ne? Simay Nur. Simay Nur. Hoş geldin, ismin ne? Hoş bulduk, Alara. Alara, çok güzel. Sen de hoş geldin, ismin ne? Tuğçe. Tuğçe, ay çok güzelmiş. Senin adın ne? Dilara. Dilara, ay bu senin neyin oluyor? Kuzenim. Kuzenin, ay ne güzel. Dilara'yla? Tuğçe. Tuğçe, peki. Ay çok tatlısınız. Sen de hoş geldin. Ada. Hoş geldiniz bakalım. Çok güzellikler gelmiş bugün. Çok evet. özel misafirlerimiz gelmiş. Evet çok tatlısınız bugün, bugün ya. Bugün sizlere gıda zehirlenmeleriyle ilgili konuşacağız sevgili kardeşlerim. Gıda zehirlenmeleri de ishalde, kusmada neler yapacağız? Bilhassa kusmalar, ishaller yavrularda daha çok önemli. Neden? Onların bir anda dengeleri bozuluyor. Ne dengesi? Elektrolit dengesi. Ne demek elektrolit dengesi? Hepimizin vücudunda bazı mineraller var. Bunlar ishalle, kusmayla su atıldığı zaman onlar da atılıyor ve denge bozuluyor. Baş dönmesi oluyor, sistem bozuluyor, kalp çarpıyor, beyin çalışmıyor. O yüzden çok önemli şeyler anlatacağız. Evde kolayca ishali nasıl durdurabilirsiniz? Onları anlatacağız. Evde ishali güzelce durdurmanın bir çaresi dün yaptık, hemen gösterelim size. Ne o? Ne? Nar ekşisi. Ha, nar ekşisi. Bakalım nar ekşimiz nasıl evet. olmuş Serap Hanım, bak. Harika olmuştur eminim. Bak bak bak, kıvama bak, kıvama. İşte var ya %100 doğal organik. Bir dakika tencereyi çekeyim. Hiç olmaz, görünmüyor. Ben tersten yapıyorum evet. ama. Yani var ya, inanılmaz güzel. Doğal, renginin organik, güzelliğine %100. Bakın. Ne kadar nardan çıktı bu kadarı? 10. 10. 10 kilo nar. Yok canım. 10 adet. 10, 10 ha, adet tamam. var. Şöyle tutanayım. Dedim ne kadar az çıkmış her, ayol. Et, her zerresi çok kıymetli. Hepsi çok kıymetli. Ne güzel. Sevgili kardeşler. Vallahi günde bir çay kaşığı yeseniz bile dünyanın en güzel şifası. Kolesterol düşürücü özelliği var. Şekeri düşürücü özelliği var. Ama biraz da kolesterol olanlar sabah akşam bir tatlı kaşığı yesinler. Çok yüksekse sabah öğle akşam da yiyebilirler. Her zerresi çok kıymetli. Şu Hepsini anda grip olanlar. Kendi emeklerimizle yaptık. Neden? Kızlarımız sağ olsunlar sabahın erkeninden hemen sıktılar. Bakın yoğunluğu da burada görüyorsunuz. Harika olmuş. Evet. Muhteşem. Bomba kere bomba ama şöyle muhteşem. Bir şey yapalım. Küçük kaşıklar bul. Seyircilerimiz herkes bir tatsınlar. Herkese bakalım şifa tadını. Olsun. Herkese şöyle, şifa olsun, faydamız olsun. Feridun Bey gribe de çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemini bravo, de çok kuvvetlendiriyor. Bravo. Serap Hanım doğru söylüyorum. Bir tek nezle, isele değil grip, yani. Vücut evet. kırgınlığınız olduğunu. İşte. %100 çünkü. İshalde çok durdurucu özelliği var. Çok faydalı özelliği var. Lütfen nar ekşisini kendiniz yapmaya çalışınız. Gördünüz yaptık. Sadece başında güzel durup devamlı karıştırmak, köpüğünü almak lazım. Köpüğünü bir de aldık, bir püf noktası söylemiştik. Neydi püf noktası? Nar ekşisinin içine birazcık nişasta karıştırsanız daha da iyi oluyor. Yani, daha çabuk yoğunlaşıyor. Çabuk daha çabuk yoğunlaşıyor. Kıvamı oluyor. Ne kadar kaynatacaklar? Nişasta da biliyorsunuz doğal bir malzeme. Vallahi dün bir, yaklaşık bir buçuk, iki saat kadar karıştırdık. Bir buçuk, iki saat, saat yaptık. Onu bugün sabah geldik, bugün sabah da karıştırdık. Yaklaşık bir saat kadar, bir buçuk saatte bugün. Yani dört saatte falan elde ettik. İki buçuk, bir üç daha saatte söylüyorum. Oluyor evde. Kolesterolünüz için, şekeriniz için mükemmel bir nimet. Vücudunuzda kırgınlığınız güzel. Olduğu zaman, nezle grip olduğunuz zaman mükemmel bir nimet. Hepinizin evinde, dolabında durması lazım. Ne olursunuz yapınız, kolayca elde ediliyor. Piyasada iyi yapanlara kesinlikle ve kesinlikle saygı duyuyoruz. Doğrudur, güzeldir. Ama bu biraz daha farklı. Ne olursunuz kendiniz yapınız. Peki şimdi soralım bakalım. İshal olunca neler yapıyorsunuz? Heh. Senden başlayalım. Patates haşlayıp yiyorum. Patates haşlayıp yiyor. Çok doğru. Abla sen kahveyle ne yapıyorsun? Limon. Ablam kahveyle limon yapıyor. Eskiler yapardı. Doğru. Eskide, evet. Onu böyle yapıyorum. Küçük küçük hap gibi yaparlardı evet, değil mi? Evet. Yuvarlak yuvarlak. Sıkıyorum böyle kahvenin içine limonu iki damla. Türk kahvesinin içine. Çok evet. doğru, çok Allah güzel. Allah korusun boğazınıza falan yoğurda, kaçmadan. Evet. Çay, dem. Çay yoğurda, demi. Çayın demi. Evet, onu yoğurda. Katıp yemek de çok güzel kesiyor. Şimdi o zaman o çayla ilgili bir hikaye anlatayım size de. Evet ya, Feridun Bey Allah korusun. Çayla ilgili. Tapası da iyi geliyor hocam. Pirinç tapası, çok iyi. Şimdi dinleyin. Bir gece geldim, muayenehaneden geç geldim, yorgunum, ameliyat da yapmıştım bugün. Ama nasıl ishal, böyle inanılmaz bir şekilde. Hemen... Şey yaparken ha dedim ya çay yapılıyordu dedim. Çayı aldım.
Yoğurdu da çıkardım. Onu karıştıracağım dedim, çayı şöyle ağzım atayım, arkasından da yoğurdu atarım. Hı. Çayı attım. O sırada ne oldu ne olmadı birden bir nefes aldım herhalde. Bir ciğerime kaçtı. Bir öksürük kardeşler, bir öksürük, bir tıkandım. Bu yukarıda yatıyor. Evet. Kimse yok aşağıda mutfakta. Uyuyorum doğuda. Yani ne bileyim. Hiç kimse yok. Ertesi gün de bayramdı Feridun Bey. Oluyorum böyle. Gitti ciğerlerime şu kadar çay. Ya ben böyle uykuyla uyanıp bir öksürüyormuş gibi geliyorum. Allah'ım öksürüyorum, ama çıkartamıyorum böyle. Neyse vurdum vurdum şey yaptım. Çıkardım ama kıpkırmızı da oldum böyle. Kardeşler yaklaşık 24 saat her öksürdüğümde şu küçük küçük çay parçaları geldi ciğerimden. Evet. Küçücük çay parçaları. Aman ha çayı, kahveyi, leblebi tozunu böyle direkt atmayın. Muhakkak yoğurda karıştırıp ya da durumunuza göre bala karıştırıp alın. Çok büyük bir şey başıma geldiydi. Aman Allah korusun. Evet ya. Bir de bana nişasta, yoğurdun içine nişasta. İçine öyle yemek iyi yoğurdun geliyor. İçine de nişasta, harika, doğru söylüyorsun. Vallahi aslında hepsi ne varsa doğru. Sizde var yani. Peki formüller. Peki İshal'i konuştuk. Peki kusmada ne yapıyorsunuz? Nane, limon, başka nane, limonun dışında tuzlu şeyler. Tuzlu şimdi şey ben kardeşler. Şöyle yapıyorum hemen. Buyurunuz. Bir geçenlerde söyle, benim de başıma göster. Geldi. Bundan 3-4 hafta önce. Evet. Evet ben hemen bu şöyle. Akupunktur noktası evet, çok önemli. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ben böyle şurayı sıka sıka. Feridun Bey sağ olsun beni bir arkadaşına yolladı. Ama durmadı yani bende de böyle 2 güne yakın sürdü. Sevgili kardeşlerim arkadaşıma yolladım çünkü ben burada olduğum için Ankara'da bir arkadaşım yolladı. Ben kendim de yapabilirim. Ben burada olduğum için öyle bir arkadaşımı yolladım. İyi sağ ol canım benim. Allah razı olsun. Şimdi yine bakın, arkadaşına iyi şu baktı bana. Doktor Erol Yalçın evet, kardeşimize de olsun. Teşekkür ederim. Benim Allah can dostum, can arkadaşım. Kendisi dahiliye mütehassıstır. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Aynı zamanda akupunktur uzmanı, aynı zamanda ozon uzmanı, aynı zamanda enerji uzmanı. O çok farklı bir kardeşimiz. Onunla beraber çok iyi anlaşırız. Sevgili kardeşlerim şu nokta en çok dikkat edeceğiniz bir nokta. Bu noktaya böyle parmağınızın arasına girip masaj yaptığınızda vücudunuzun dengesini düzenleyici güzel bir nokta. Bir de kardeşler şu nokta bakın. Şurası. Tam şurası. Şu bileğin kıvır şöyle bak. Şu çizginin bittiği yer şurası bak. Bu noktaya da masaj yaptığınızda çok iyi geliyor. Kulakta da bir nokta var. Kulaktaki noktayı da gösterelim. Şurada mide bağırsak noktası var şurası. Ay kulaklar zaten nasıl bir şeyse. Orayı da şöyle değil şuraya kadar... bak şuraya. Şu araya böyle kulağınızın da şu arasını sıktığınızda ay, mide bağırsak sisteminizi düzenleyen bir şey. Ay ben çok rahatladım. Uyuyacaksın mı hemşerim? Çok... Ya kulakta ne enteresan noktalar var değil mi? Evet. Yani kulak çok enteresan. Evet. Nereye dokunsanız gerçekten o öyle rahatlatıyor yani. Kulak akupunktur noktasını bulduruver Tuğba Hanım. Kulak akupunktur noktasını bulduruver, onu da gösterelim. Şimdi sevgili kardeşlerim ne dediler kardeşlerimiz? Ne dediler? Şimdi ne dediler? Ben bir kere onu bilmiyordum. İshal olduğunuz zaman ne yaparsınız diye sorduk. Dur. Yeni açanlar için bir tanesini söylüyorum. Yapalım. Dedi ki yoğurtla nişasta dedi hanımefendi. Tamam. Onu kahveyle limon dediler. Dur kahveyle limonu yapalım. Çayla evet çay demiyle yoğurt dediler. Doğru. Benim de bildiklerim var. Evet onu söyleyeceğiz. Karanfil çok güzel. Karanfil onu söyleyeceğiz. Çok güzel. O gerçekten mucize. Mucize yani. Karanfil bir mucize. İshal'de onu da yapacağız. Şimdi nasıl karanfili yapacağız hepsini. Ki. Bakın şöyle kahveyle limonu karıştırdık. Biraz daha koy istersen. Şöyle güzelce. Peki biraz daha koy. Al. Yap. Kahveyle limonu biraz lapa yapıyoruz değil mi? Lapa gibi olması lapa gerekiyor. Lapa gibi olacak evet Serap Hanım. Evet lapa gibi olacak. Hatta bunu böyle yuvarlak hap hap gibi yapıp yuvarlak öyle de yutabilirsiniz. VTR'miz hazırmış. Tamam hemen VTR'ye geçelim. Bakın şurada güzelce böyle noktamız var. Bu mide bağırsak noktası. Demin Serap Hanım da gösterdi nokta. Şimdi evet çok güzel VTR görüntülerimiz evet. Var onu görelim. Ama çok onu güzel şeyler anlatacağız. Söyleyeceğiz. Çok... Kusmayla ilgili değil mi? Hepsini evet, anlatacağız. Çok güzel hazırlıklar yaptık. Serap Hanım'da çok değişik maskelesi var, onu yapacak. Evet, şimdi reklam veterimizi gören veteriden sonra burada. Evet sevgili seyircilerim, Doktor Feridun Kınak geziyor. Neredeyiz? 4. Levet Sosyete Salı Pazarı'ndayız. Kardeşlerimle konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım neler yapıyoruz.
Pazarda yapılan en büyük hatalardan biri kardeşim, bakın böyle taşınmasıdır. Böyle ha. taşıdığınız zaman bu parmakların buradaki tendonları mahvediyorsunuz. Doğru. Yazık ediyorsunuz. Bak, doğru. bak ne olmuş, ezmiş bak. Böyle taşıya taşıya buraları evet. ezmiş. Aynen Nerede öyle. Taşıması lazım? Burada bak, et olan yerde taşıyacaksın. Şu bu etli yerde. Evet. Biraz daha bak, böyle dipten alacaksın. Ha, şimdi oldu bak, bu tendonları zedelediniz mi? Buraları zedelediniz mi? Geri dönüşü yok. Yok, doğru. Yazık etmeyin hocam. Kendinize. Doğru. Yazık etmeyin. Hocam, ha. kilo almıyor. Çok işansız bir çocuk hocam. Hoş geldin, hoş geldin. Vitamin, balık ya. Tamam, anlatıyorum. Hocam. Arı sütü, arı sütü alacaksın. Propolis hocam. Propolis de güzel ama arı sütü daha güzel. Arı Sadece arı sütü. Arı sütünü, tek başına. Arı sütünü ağzına sağlık. İyi bir baharatçıdan alacaksın. Evet hocam. Arı sütünden sabah akşam şöyle nohut kadar ver buna sabah akşam nohut. Açık hocam. Yoğurda karıştırıp aç tok fark etmez. Fark etmez. Yoğurda karıştırabilirsin. Sıcak vermeyeceksin. Soğuk olarak vereceksin. Tamam Ona dikkat hocam. Edeceksin. Tamam. Bir süre sonra hemen iştah açılır merak etme. Tamam. Çok tamam. teşekkür ederim hocam. Bende şeyi var bu polen var. Polen faydası olur mu? Sütle karıştırırsan. Polenin de çok faydası olur. Ver. Polenin de çok faydası olur. Tamam. Nerenin yaprağı bu? Nerenin yaprağı? Tokat yaprağı. Tokat yaprağı. Evet sevgili seyircilerim. En güzel yerin yaprağını satıyor. Ablam salamurasını yapmışlar böyle vakti zamanında. Mayıs'ta toplanan yapraklar böyle ilk yapraklar bunlar görüyorsunuz. Çok güzel bir yaprak olduğu belli sevgili kardeşlerim. Ablam da böyle toplamış. Ondan sonra bunu salamurasını yapmış. Yani tuzlusuna bekletmiş. Şimdi zamanı gelince de satıyor. Abla neler yaptın orada? Onlar ne? Kendi bağımızdan üzüm pekmezimiz var hocam. Ha, üzüm Ondan pekmezi yapmış ablam. Kızılcık marmelatı var. Bu ne marmelatı? Kızılcık marmelatı. Kızılcık. Evet. Sevgili seyircilerim her yerde bulamazsınız. İnanılmaz bir nimettir kızılcık. Kızılcık marmelatı vücudunuzun direnci kuvvetlendirmede çok faydalı. En önemlisi vücudunuzun kolesterolünü düşürmede, şekerini düşürmede çok faydalı. Kızılcık marmelatını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ablan doğal olarak yapmış. Bu da üzüm pekmezi, doğal üzüm pekmezi. Kendi bağından. Bu neymiş abla? Pekmezin dövmesi o da. Aa, sevgili seyircilerim, pekmezi böyle karıştıra karıştıra özleştiriyorlar. Bu da pekmezin dövmesi diye geçiyor değil mi? Evet. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyoruz sevgili kardeşim. Evet geldik. En güzel nimetlerimizden biri Trabzon hurması. Sevgili kardeşlerim bulduğunuz yerde hemen bunu alınız. Bunun sirkesini yapınız. Bunun kendisini yiyiniz ama sirkesinden kesinlikle ve kesinlikle çok fazla. 4-5 tanesine 5 litre su koyunuz. O içine bir çorba kaşığı tuz, bir bardak sirke koyunuz. 15 gün, 20 gün sonra mükemmel sirke hazır. Neye faydası var bunun sirkesini? Sirkesi salata yapıyor, salata. Şekeri düşürüyor. Evet. Kolesterolü düşürüyor. Evet. Bedeni dinçleştiriyor. Böyle bir nimet yok, kaçırmayın. Geldik en güzel nimetlerden biri sevgili kardeşlerim, avokado. Kaçırmayın, tam fırsatını bul, zamanı. Artık ülkemizde de yetişiyor. Eskisi kadar pahalı değil. Yumuşakları daha önemli. Bakın bak, olmuş bu bak, yumuşak bak. Yumuşağını kesinlikle alınız. Bunu güzelce salatasını yiyebilirsiniz. Avokadonun içini krem şeklinde yüzünüze sürün. Kardeşlerim, bacılarım bunun içindeki şeyini sürün. Avokado maskesi yapın. Mükemmel güzel olacağınızı fark edeceksiniz. Seyrediyor musunuz bizim programı? Seyrediyorum. Avokadonun böyle krem şeklinde sürüldüğünü Yapıyoruz, biliyor muydunuz? Evet. Nasıl geliyor? İyi geliyor mu? İyi geliyor. Şimdi ablam almaya gitti. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz Hadi teşekkür hayırlı ederiz. Günler, iyi günler. Yayınlar. Hadi sana da kolay gelsin abi. Allah hayırlı işler versin. Kışın en güzel nimetlerinden birisi de kestanemiz. Kestaneyi de mükemmel çizip şeklinde pişirebilirsiniz. Haşlamasını yiyebilirsiniz. Mükemmel bir nimet. Her zaman bulunmaz. Çok da güzel bir kestaneymiş. Geldik en güzel nimetlerden biri kivi. Sevgili kardeşlerim C vitamini açısından çok önemli. Nezle grip olanlar bol bol kivi yemelerini tavsiye ediyoruz. Sakın mevsimini kaçırmayın. Kiviyi de bolca yiyin. Evet, memleketimizin muzu. Sakın başka yerlerin muzlarını değil, benim ülkemin, güzel memleketimin Anamur'un muzunu tercih ediniz. Adana'nın muzunu, yani bizim Akdeniz bölgesinin muzunu tercih ediniz. Sakın başka yerlerin muzlarını almayınız. Kabuğu bilhassa tansiyon ilacı kullanan ablalarım, potasyum kaybınız oluyor vücudunuzda abilerim, ablalarım. Bunun kabuğunu kaynatıp içiniz, mükemmel şekilde vücudunuzdaki elektrolit kaybına faydası olur. Muzu kaçırmayınız, inanılmaz bir nimet.
teyzelerim. Bitmedi, bitmedi. Biraz sonra pazar devam edecek. Pazarla ilgili daha güzel görüntülerimiz var. Daha sonra size çok özel anlatacaklarımız var. Serap Hanım'ın yapacağı maskeler var. Hepsi ne zaman? Reklamlar. Reklamlardan sonra ayrılmıyorsunuz. Çok kısa bir reklam sonra buradayız. Evet sevgili seyircilerim. Evet sevgili seyircilerim, devam ediyorduk. Neye devam ediyorduk? İster Kusma'da neler yapacağız diyorduk. Ama bir telefonumuz varmış galiba. Telefonumuzu alalım. Ondan sonra pazar meterimizin devamı gelecek. Sonra da diğer karışımlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Ama çok güzel bugün misafirlerimiz var. Misafirlerimize, yavrularımıza elma şekeri yapacağız. Ay. Evde kolayca çocuklarınıza elma şekeri nasıl yapacaksınız onu göstereceğiz. Ay ağzını saçtı. O yemiş elma şekerinin tadını biliyor kesin. Evet şimdi telefonu alıyoruz. Alo. Koy Adana'dan. Alo. Hoş geldin ablam, hoş geldin ablam. Kadriye Hanım. Alo, iyi günler hocam. Nasılsın ablacığım, hoş geldin ablam. Verdiğine çok şükür, iyiyiz hocam. Maşallah. Buyur ablacığım. Hocam ben sorum olacaktı. Ben sürekli ishal oluyorum. Sabahları oluyorum, akşamları kesiliyor. Akşamları oluyorum, sabahları kesiliyor. İlaçtan dolayı oldu dediler. İlacı da kestim, hala devam ediyor. Ne ilacı kullanıyordun ablam? Yani hangi hastalık için ilaç kullanıyordun? Kadın hastalıklar için kullandım. Ha. Mide için kullandım. Yani tamam. Birçok ilaç kullandım hocam. Tamam. O zaman şimdi sen bizi kapat güzelce dinle. Sen bir kere vitaminlerine bir baktırman lazım. D vitaminine, B12 vitaminine ve demir vitaminlerine baktırman lazım. Ne oldu ne bitti diye onları bir kontrol etmen lazım. Onlara da baktırdım hocam. Normal çıkıyor yani. Şimdi biz seninle konuşalım. Tahlillerini isteyeceğiz biz senin. Asistan arkadaşlar arayacaklar. Tahlillerini isteyecekler. Ona göre biz sana başka şeyler de söyleyeceğiz. Kaç tane yavru var? Sesler geliyor oradan. İki tane oğlum var hocam. Maşallah. Allah maşallah nazardan korusun. Sen şimdi biraz sonra karanfil anlatacağız. Hatta hemen onu sana anlatalım. Bildiğiniz... Hocam bir tane sorum olabilir mi? Buyurun. Sor. Annem için sorabilir miyim? Tabii buyur. Anneciğim. Hocam ben annem için de soruyorum. Annemde ileri derecede kemik erimesi var. Tamam. Yumurta yasak demişler. Yumurta yani yoğurt, süt, yumurta eritten sonra yemesinde bir mahsur var mı? Onu öğrenmek yok, istiyorum. Yok hiçbir mahsur yok. Onları yiyebilir. Onları yesin ama yasak dedikleri belki başka bir şey içindir. Ne? Onun kolesterolü yüksektir. Başka bir şey yüksektir. Evet. Belki onun için demiş evet, olabilir. Evet kolesterolü de yüksek. Doktoru da iki kase yoğurt yesin günde dedi. Ne güzel. Yoğurdu, annem de kohda yiyemiyor. Yoğurdu yiyebilir. Yoğurttan korkmasın. Yoğurdu yiyebilir. Ona kalsiyum, magnezyum hapları var. Onlardan alması lazım. Bir de D vitamini damlası var, iğnesi var, hapı var. Onu yemesi lazım. Onları şimdi ihmal etmesin. Takviye alması bir de, lazım. Evet, takviye alması lazım. Bir de egzersiz yapması lazım. Sakın ihmal etme. Anneninki de önemli. Senin ishalin için ne yapacağını anlatıyoruz. Bildiğimiz karanfil vardı ya karanfil. Hani şöyle... Kebapçılarda olan karanfiller var hani. Bildiğimiz evet, karanfil. Bir tane karanfil. Ondan şöyle 4 tanesini ez bak. Şöyle ezmişiz toz haline getir. Ondan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar da yoğurdu al şöyle karıştır. Görüyor musun bak? Evet. Karanfille yoğurt. Bunu güzelce sabah öğle akşam yemeklerden önce ye. Bir de tamam hocam. Bir de muz çok iyi geliyor. Muz yemeye çalış. Ablacığım bir düzene sokmaya çalış. Neden? Senin bir de probiyotik denilen bağırsakların sistemi bozulmuş. O probiyotik sistemi düzeltmek lazım. Onun için de sirke yap iç. Her türlü sirke olabilir. Bu sirkelerin hepsinden fayda görebilirsin. Mesela muz kabuğu, portakal kabuğu, elma ve mandalina kabuğu. Akşam birer fincan iç. Probiyotik sistemini de düzelsin. Bunlara bir dikkat et bakalım. Ondan sonra seninle tekrar konuşalım. Allah'a emanet ol. Şimdi pazar veterimizin devamını görelim. Pazarda neler olmuş? Sonra yavrular için evde kolayca elma şekeri nasıl yapacağız? Onu göstereceğiz. Evet, görelim bakalım veterimizi. İşte kışın en güzel nimetlerinden birisi nar. Neye faydası var narın? Sizce? Bence. Ne kadar güzel bak. Abi hemen cevabını verdi. Sizce? Sen dururken ben niye konuşayım diyor. Bana bence diyor kalbi, nar, kalbin narın dostu. Nasıl iyi oldu onu söylesin. Narın hangisini alacağız? Nasıl iyisini nasıl alacağız? Aşık renk.
Açık renkler genelde güzel olur. Ha, bir tane çıkar. Sevgili kardeşlerim açık renk diyor. Yani nar kırmızı çıkmaz. Bakın narın diyor böylesini aldığınızda kırmızı çıkacak bir şey yok diyor. Bu renkliler daha güzel çıkar diyor. Aslında beyaz nar ondan daha güzel çıkar. Bak şu nar hepsinden güzelmiş. Ver bakayım bıçağı. Ver bakalım bıçağı göstersin bakalım abim bize. Yani illa narın dışı kırmızı da içi kırmızı olacak diye bir şey yokmuş. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Hacı İster, neler aldınız? Pazarlık. Her şeyi aldık. Eşler, almaya çalıştık. Teşekkür ederiz. Evet. Bak şimdi soyma şeklini de gösteriyor. Şapka kısmını çıkardı. Evet, bize hem de nar nasıl soyulur onu öğretiyor. Evet. Böyle. Çıkardı. Elimizde kapak gibi aldı. Buradan böyle. Çıkartıyoruz bak böyle. Şimdi ondan sonra damar çıkardım. Yerleri var. O damar yerlerini göster abi, bak, oradan bak, bir çizsin. Bak burada damar yerleri damar var. Yerlerinden çizdi, damar bak. Yerlerine bıçağı. Damar yerlerinden çiziyor. Bak böyle bıçak vurduğun zaman oradan damar yerlerinden. Bıçağını vurdu mu? Böyle çıkar. Şimdi açacak bize bakalım. Açmayaydık iyiydi çünkü küçüğünü kestik. Evet. Böyle kestin mi çıkar. Evet. Ben biliyorum onun kırmızı çıktığını. Ama dedi ya kırmızı çıkacak diye açtı bunu zaten. Özellikle açtı bu da bize. Böyle. İşte görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim narın sirkesini yapın. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirmede Allah korusun çağımızın hastalığı kansere karşı en büyük koruyucu özelliği olan nimetlerden biri. Mükemmel şekilde kolesterolü düşürüyor. Bilhassa narın çekirdeğinin yağı hanım kardeşlerimizin cildine mükemmel iyi geliyor. Aynen narın doğru. Çekirdeğinin yağı böyle bir mucize yok. Kesinlikle ve kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz. Ayvayı tavsiye geldik ediyorum. Ayvaya. Hani eskilerin bir lafı var. Ayvayı yedin mi keşke yeseniz kardeşlerim. Öksürüğe çok iyi geliyor. Narın kabuklarını kaynatın içini suyunu. Mükemmel şekilde öksürüğe iyi geliyor. Böyle bir nimet yok. Kendisini de yiyebilirsiniz. Ama kabuklarını kaynatıp suyunu içtiğiniz zaman öksürüğünüzün kesildiğini, vücudunuzun direncinin düzeldiğini göreceksiniz. Hocam bu elimizin üstünde, sırtımızın üstünde bu egzama neden kaynaklanıyor? Egzama mı var? Neyden kaynaklanıyor? Şimdi egzamanın kaynağı ana sebebi stresten olur. Egzamanın stresten olur. Deterjanlı bir şeyler değirme sakın. Vitamin eksikliği falan dediler de. Vitamin eksikliklerinde olur. D vitaminine baktıracaksın. D. Hanımın ya ben şey yaptım iyi, da. Tamam peki. D vitaminine baktıracaksın. Demire baktıracaksın. B12'ye baktıracaksın. Aynen de öylesi. Aynısını hocalar da aldırıyorum. Onları muhakkak baktır. Onlar düşükse onları yerine koy. Eğer olmazsa bizimle irtibat. Tansiyonu düşürür mü? Biraz düşürürüz. Bizimle temasa geçmesin, ona başka şeyler de söyleyelim. Tamam. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol hocam. Allah'a emanet ol. Sevgili seyircilerim, bağırsaklarınız çalışmıyorsa inanılmaz bir nimet. İşte size buluşmalar. Görüyorsunuz sevgili seyircilerim, bu böyle fermantasyon olduktan sonra yenen bir nimettir. Evet, sevgili hocam, kardeşlerim tam görüyorsunuz tam olduğunu. Bağırsaklarınız çok güzel çalıştırır. Vücudunuzdaki kolesterol düşürücü çok özelliği vardır. Bunun yaprakları şekeri çok düşürür. Şekeri düşürücü özelliği vardır. Kendisi de şekeri düşürür ama yapraklarının biraz da çayı şekeri çok güzel düşürür. Böyle bir nimet yok. Kaçırmayın fırsatı. Kuşmalı bulduğunuzu alın kardeşlerim. Evet sevgili seyircilerim, bugün Levent'te sosyete pazarındaydık ama sebzelerimiz dolaştık, sebzelerimizden de konuştuk. İnşallah bir gün sizin pazarınıza da geliriz, bir gün çat kapı sizin evinize de geliriz. Hepinizi Kanal 7'ye Dr. Firdun Kınak Show'a bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, yurt dışına çok gidiyorum. Çok şükür devletim sayesinde ben uzun süre Futbol Federasyonu doktorluğunu yaptım. Genç milli takımlara baktım devamlı. Yaklaşık 20 küsür sene her gittiğim ülkede muhakkak pazarları dolaşıyorum. Oradan da pazarlar oluyor. Ay ben de çok ama severim pazarları. Ama inanın bizim pazarlarımızdaki samimiyet yok. Yani gel yurt dışı abla pazara gel, falan gel. Gitmedim. O güzellikler yok. Gel evet. Kabağa bak, kabağın güzelliğine bak yok mesela. Öyle güzel böyle ama bizim sessiz, pazarlarımız sakin. Muhteşem. Çıt çıkmıyor onların pazarlarında. Bizim pazardaki o ya güzellik. Ya ben gitmedim kıyaslayamam o ama can, çok seviyorum pazarları. Candan işten olan alışverişler yok. Yabancı ülkede hiç gitmedim. Ben yani. Evet. Ama Türkiye'de bayılırım yani. Mesela bugün ben pazara gideceğim. Öyle mi? Buradan çıkışta valla. Hadi hayırlısı hemen bakalım. Hadi hayırlı Yeşilköy yolculuklar. Yeşilköy pazarı. Pazara gidecekmiş. Günü. Süper. Biz pazara kadar değil mezara kadar beraberiz seninle. Evet.
Evet, burada bir özel bir misafirim var. Allah. Canım merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Lütfen hanımın kusura bakmasın, öpeceğim. Özel olarak geldim. Ay ne geldim. Demek ya, estağfurullah. Allah'ıma şükrolsun şu anı yaşattım. Ne güzel, ne güzel, kardeşim. Buyurun. Canım ablam benim, oh. Hoş geldin ablacığım. Hoş seni yanına tekrar karşılaştıran Allah'ıma şükrolsun. Hiç yürüyemiyordum, 20 yıl. Bastonum burada. Ay, uzun yol yürüyemiyorum, evde de bastonlaydım. Fakat senin iki kelimen beni yürüttü. Ne dedim abla? Ayağını uzatacaksın, 10 kere sağa, ben 20 yaptım o gün. Oh. O gün 30 yaptım. Oh. 40 yaptım. Devam ettim. Normal olarak yürüyorum. Fakat merdiven çıkamıyorum. Hiç yürüyemiyordum. Tamam. Allah 1000 kere razı olsun. Sağ ol. Her namazımda bu sabah namazı ay, kıldım. Güzel. Kesin göreceğim onu dedim. İnşallah. Geldim. Araba tuttum. Geldim. Hoş sağ geldin. Sabah namazını kıldıktan beri burada kapıda bekliyorum. Hoş geldin. Hemen geldim. Bir simitçi fırını buldum. Onda oh. Oturdum. Anası babası nur içinde yatsın. Ne güzel. Ay, kayınvalidem yaşıyor. Bugün hatimi var. Şükür namazım var. Bir günde orucum var. Allah onu razı görünce dedim. Allah razı olsun. Sümbül Sinan Hazretleri'nde oturuyorum. Ve oradan emekliyim. Hafızım, çok şükür Allah'ıma ki onunla karşılaştım. Sağ ol, sağ ol. Nur olsun. Canan ablam, çok teşekkür ederiz. Doktorlarımız bu dünyada çok olsun çocuklar. Allah amin, razı olsun. İnşallah. 20 inşallah. Sene gezdim doktor doktor. Onun iki kelimesi beni ayağa kaldı. Allah razı olsun. Sağ senden sağ bir sağ tane sağ yavrum zahmet sağ olmazsa kitabını istiyorum. Tamam, bir de vereceğiz. Tamam, ay, tamam yapacağız. Sen. Muayene de yaparız. Muayene yaparız, kitap da veririz. Tamam, ikindiye de yetiştireceğiz. İkindiye ay, de yetiştirdim. Tamam, hatmi tamam, de varmış ablamızın. Tamam, ne kadar güzel. Ay Allah evet razı olsun. Benim annemi de unutmayın ne olur. Anam sağ, ol. Anam sağ, babam evet, rahmetli oldu. Evet, kayınvalidem şükür olsun yaşıyor. Serap Hanım da annesi babası maalesef çok ikisi de 50 yaşlarında vefat ettiler. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bu arada bütün rahmetli olanlara şöyle içimizden güzel bir duamızı edelim. Güzelce duamızı edelim. İçimizden bütün güzellikleri gönderelim. Ama şu anda hasta olanlara, şifa bekleyenlere, şu anda ameliyat olan kardeşlere de Rabbim şifa versin. Doktorlarına da Lokman Hekim gücü versin. İnanın doktorların da gücü çok önemli. Ne olursunuz o doktorların o anda neler çektiğini bilemezsiniz. Ne sıkıntılar çektiğini bilemezsiniz. İnan sizlerle beraber biz de yaşıyoruz yani. O hastayı kurtarabilmenin, o hastayla uğraşabilmenin farkı çok farklı bir şey. Çok, çok farklı bir duygu. Ne olursunuz doktorlarınıza güzel davranın. Ne güzel. Ne olursunuz iyi davranın. Feridun Bey. Allah razı olsun. Siz Feridun Bey'deki gerçekten evet maneviyatı da görmüşsünüz evet demek evet ki. Ne güzel. Evet. Sizi şimdi de o yönden etkilemiş. Evet. Şimdi çok evet. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam. Evet, bir telefon alalım şimdi. Alo diyelim hemen. Alo diyoruz. Bir telefonumuz varmış. Buyur, alo. Buyur kardeşim, buyur kardeşim. Seni dinliyoruz. Buyur. Merhaba Feridun Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. İyiyim bacım. Sen nasılsın? Hoş buyur bulduk. Buyur. Sağ olun. Buyur. Hocam benim bir mazeretim var. Buyur ablacığım. 6 yaşında kızım var doğuştan. Spina bifida. Tamam. Tamam. Ayaklarında da sorun var hocam. Ayaklarında his yok. Hani ne yapabiliriz bilmiyorum. Tamam. Hemen anlatalım. Spina bifida denilen bir hastalık varmış kardeşimizin yavrusunda. Evet. Spina bifida tam bel bölgesindeki, bel bölgesindeki şu bölgedeki kemiklerin ve sinirlerin tam oluşmadan oradaki sinir dokusunun dışarıda doğmasıyla ilgili. Ameliyat geçirdi evet mi ablacığım? Geçirdi. Evet, 40 tamam günlükken geçirdi. 40 gün doğar doğmaz hemen ameliyat yapılabiliyor evet ama bacakları emir getiren sinirler ne kadar toparlıyor, ne kadar toparlamıyor belli olmuyor. O zaman içinde toparlıyor. İşte bacaklarda hareket var mı birazcık? Bacaklarda var hocam, sadece ayaklarında his yok. Heh, bacaklarda varmış, şanslıyız birazcık. Bacaklarında var, sadece ayaklarında yokmuş. O zaman gözün evet aydın, ayaklarda gelme şansı var. Bu bacımıza İnşallah muhakkak muhakkak ozon tedaviyi tavsiye edeceğiz. Ayaklara emir getirme şansımız var. O ozon tedaviyi evet tavsiye edeceğiz. Sen bizimle asistan arkadaşlar sizi arayacaklar, telefon numarasını alacaklar. Ozon tedaviyi tamam anlatacağız. Bazı vitaminler söyleyeceğiz. Onlardan çok fayda görebilir. Kök hücre dediğimiz hücrelerden çok fayda görebilir. Sen yüreğini geniş tut. Yavruna güzel şeyler var. İnşallah güzel şeyler olur canım kardeşim. İnşallah tamam hocam. Hadi çok Allah'a emanet ederim ol. Hadi sağ görüşürüz. Olun. Şifa olsun inşallah. Şifa olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Kanal 7 yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Niçin teşekkür ediyoruz? Bize bu imkanı verdiği için. Ben 8 sene oldu. Yaklaşık 1700'e yakın canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayında gördüğünüz gibi Serap Hanım'la ikimiz yapıyoruz. Hiçbir konuk monuk yok. Her seferinde bir şeyler bulmaya, bir şeyler çabalamaya sağlıyoruz. Hiçbir şey yapmayalım biz 7,5 senede.
sadece ve sadece şu ablamı ayağını kaldırmışsa, ayağını düzeltmişsek her türlü emeğimiz helal hoş olsun. Kanal 7'nin sahiplerine de teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Söylediğimiz gayet basitçe dizlerini hareket ettin. Ne demiştik ablama? Şunu demiştik. Dedi ki oturduğun yerde ayağını kaldır, kendine doğru çek, kaldır, indir, kaldır, indir. İçe dışa, içe dışa. Daire, daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç. Ben mi iyileştirdim? Ben mi iyileştirdim? Hayır. Rabbim onun şifasını verecekti, bizi sebep kıldı. Aracı kıldı, evet. Ama esas neden oldu? O abla inandı, bu işin iyileşeceğine inandı. Beynini faaliyete geçirdi. Bütün hastalıkların şifası sizin beyninizde. Beyninize emri verirseniz her türlü hastalığı yenersiniz. Yeter ki inanın, bu işin geçeceğine, düzeleceğine, bedenim düzeltecek deyin. Göreceksiniz her şeyler fayda edecek, her şeyler düzelecek. Sakın ola ki doktorlarınıza sormadan ilaç kullanmayınız. Doktorlarınıza sormadan geliş güzel şeyler almayınız. Bir doktora şimdi da inanmadıysanız, değil mi? Evet. O da önemli. Aynen çok öyle. Önemli. İnanmadıysanız hiç iyileşemiyorsunuz. Ayıp mayıp yok. Evet. Siz o doktora, o işiniz barışma. Hani bir elektrik alamadım diyorsunuz ya, o zaman bir başka doktora muhakkak gidin. Çünkü inandığınız, güvendiği zaman işler hallolacak. Halloluyor, evet. Bir telefon varmış, sonra elma şekeri yapacağım. Yavrularına çok karışımların var. Evet, çok doluyuz evet, bugün. Hadi bakalım, telefonumuzu alıyoruz. Alo diyoruz. Günaydın. Alo. Bir şey mi oldu telefonda? Hatta mı? Günaydın. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ha bak, senin nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim, ben geldim de. Ay hoş geldin. Hoş geldin bakalım, hoş geldin. Ne oldu sana? Abi anlat ya bakalım. Hoş geldin. Ben geldim be. Burası bizim evimizde. Sizi aradım da, kitap için aradım da ben size. Ha, tamam. Bizi... Evet, az önce telefon, sizin telefonu gördüm ya, telefona çıkmıştınız. Evet, tamam. Sen de bizi aradın hemen. Tamam. Aferin. Ne tamam istiyorsun bizden? Söyle bakalım. Kitap. Sana kitap. Hemen tamam, kitap gönderelim sana. Hemen kitap gönderiyoruz ne sana. Dedi? Al. Annesi ne dedi? Al sana bu, evet, bu kitaptan gönderiyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, kitabın sonunda. Tamam, gönderiyoruz kitabı. Burası evimizde. Buraya evimize hemen geleceksin, tamam mı? Tamam, evimize tamam de geleceğiz. Tamam mı? Tamam, küçük çekmece. Tamam. Tamam, küçük çekmece de mi ev? Tamam, numarası... Söylüyorum, tamam. Biz hiç kapatmayız telefonu. Tamam, hadi bakalım. Biz kapatmayız ha. Tamam, kapatalım. Biz seni arayacağız, geleceğiz yanına. Tamam, söz. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi güle güle. Evet, haydi sevgili bakalım seyircilerim, şimdi elma şekerimizi yapalım. Yapalım da şunlara verelim. Ay, hemen, çok tatlılar hemen onlar. Hemen yapıyoruz elma evet şekerimizi. Ocağımızın altını yaktık. Bir bardak toz şeker aldık, koyduk. Valla Feridun Bey çok güzel yapar. Ben yapmıyorum, hiç ellemiyorum, evet, dokunmuyorum. Evet. Benim tarifim de değil, Feridun Bey'in tarifi. Ama şey yani kendisi... Bir bardak toz şeker içine yarım bardak su koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Şarkıdaki gibi. Şekerimizi eritmeye başladık. Şekerci mi baban senin? Gerçekten de şekerci Feridun evet, Bey'in doğru babası. Şeker reçel dokum fabrikamız de vardı. Yaklaşık böyle büyük kazanlarla şekerler, akide şekeri, kaba şeker yapılırdı. Helvalar yapılırdı, lokumlar yapılırdı. Çok büyük bir fabrikamız vardı ama maalesef babalar hiçbirimizi heveslendirmedi. Koca fabrika babalar vefat ettikten sonra kapandı. Amca çocuklarım da devam etmedi. Maalesef öyle. Hala bir yerde lokum yediğim zaman böyle içim biraz kıyılır. Helva yediğim zaman içim biraz kıyılır. Keşke imkanı olsaydı da devam ettirseydik. Yani kapandığı için söylüyorum, reklama girmez artık. Gafuroğulları Kolektif Şirketi diye büyük bir fabrikaydı. Kısmet nasip o kadarmış demek ki. Ne olsun, ne güzel, siz de doktor olmuşsunuz ya, bence. Doğru doğru. Çok ama güzel olmuş. Baba onların da babalarından gelme meslekti. O yüzden hı-hı biz devam ettirsek iyi olur ama nasip kısmetmiş işte. Hala babamın esnaf arkadaşlarından denk gelir söylerler. Güzel böyle yad ederiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amcalarından hiçbiri kalmadı. Hepsi vefat ettiler. Bizim ailede bir sıkıntı var kardeşler. Hepsi kalp krizinden vefat ediyorlar. Hepsi 63 yaşında vefat ediyorlar. Kalp krizinden gidiyorlar. Ailesel evet bir şey var. Erkeklerde. Hırsilik evet, evet faktörü maalesef var. Maalesef öyle biraz.
Neyse, evet. Allah korusun ya. Evet, şimdi ya. Şekerimizi ne yapıyoruz? Böyle güzelce karıştırdık. Güzelce karıştıracağız. Şimdi sevgili kardeşim, elma şekerini birçok yerde diyorlar ki işte şey atın içine, gıda boyası mı? Hayır, gıda boyası atmayacaksınız. Allah'ın verdiği boya var. Allah'ın verdiği boya var. Ne var? Hibuskus atacağız. Şöyle iki parça hibuskus atacağız. Göreceksiniz pembe çok güzel renk verecek. İki parça da şöyle hibuskus atalım. O bence da bize renk versin güzelce şekerimize. Söyle, ne diyecektin? Ya 3-4 parça da atsan olur, ne olacak, bir şey olmaz. 3-4 parça da atsak olur, 2 parça da atsak. Peki, yeter, çok koyu olmasın. Evet, anca rengini verir. Yok yok, verdi. Şimdi karıştıracağız. Sevgili kardeşlerim, bunun içine isterseniz varsa elinizde bir çay kaşığının ucu kadar limon tuzu, yoksa 1-2 damla limon damlatmanızda yarar var. Limon tuzu biraz, koyalım mı? Biraz altını kıssana, biraz altını kıs. Bakın çok güzel renk olacak şimdi. Bir tane şöyle çubuk gerekli tabii ki de. Tabii, bir de elma gerekli. Bakın 1-2 damla şöyle limon koyalım şöyle. Evet. Çok güzel olacak. Limon tuzu koymuyorsun. Vay vay vay. Peki, o nasıl donuyor? Seni mi kıracağım ya? Yok yok, acaba koydum. Şey yapması böyle daha taş yok, gibi olması nedeniyle. O taş gibi ve kıtır olması, kırım tartar denen bir şey var. Ondan koymak lazım içine ama o çok gerek yok. Biz çünkü hemen kırım yapacağız mı diyeceğim. Evet. Öyle bir madde var sevgili Serap. Krem Hanım mi, kırım mı? Kırım, kırım. Krem, kırım tartar. Kırımlı olduğum için kırım tartar diyorum. Evet, bakın rengini görebiliyor musunuz? Kamera gösterebiliyor mu abi? Ne yapacağız bunu? İyice kaynatacak mıyız? İyice kaynatacağız. Sonra ona batırıp çıkaracağız. Biraz kıvamlaşacak bu. Şöyle bir rengini göstersek şöyle. Evet, çok güzel oldu. Hem de ne, bak, iki parçayla. İki parça. Evet. Kim görüyor abi? Hiçbiriniz görmüyorsunuz. Ben şöyle yapsam Feridun Bey. Ben gösteriyorum da kameraman arkadaş içeriden emir gider gelmediği için herhalde görmüyor. Biz de bir hata yaptık. Siyah bir şeyin içine. Ay şöyle yapıp da bakın. Bayağı göründü ha. Göründü işte, bak rengi. Görünmedi mi? Ben görüyorum. Benim görmem sanki yeterli. Önemli olan sizin şimdi görmeniz. Ben yapacağız. Görüp ne yapayım? Şimdi göreceksiniz. Bir harika tane şeffaf bir kap al. Şeffaf bir kap al. Onun içine koyalım. Onun içinde yapalım şeyimizi. Aa, öyle tencereler de çıkmış. Bence siz evet, öyle tencere alın Feridun Bey. Evet evet, cam doğru. Cam tencereler bir çıkmış. Bir daha cam tencere alalım. Evet. Çünkü ekranda getir, görsellik çok önemli. Getir, evet. Koy. Şimdi belli oldu. Ne güzel. Hiç gerek yok gıda boyasına. Bakın ne güzel renk verdi. Görüyor musunuz? Görebiliyor kardeşler musunuz? Rengine bakın. Abi içinin rengini göremiyor muyuz? Şöyle yanaşamıyor musun? İçeriden emir gelmeden beni hiç dinlemiyor kameraman kardeşim. Zaten içeriden emir gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi bunu kaynatacağız. Biraz daha ağdalaşınca, biraz daha kıvamı gelince hemen batıracağız. Bunu sen karıştır, dur bana haber ver. Sen şu detoksunu yap, ben bunu karıştırdım. Tamam sana, hadi. Hadi sen evet, detoksunu yap. Gerçekten öyle. Ben de İstanbul'a geldim ama buna çok ihtiyacım var. Özellikle istedim. Çünkü ben böyle kilo aldığım zaman, vücudumda ödem olduğu zaman hemen böyle alır almaz birazcık böyle bir ödem oluşuyor. Tabii ben Ankara'da yaşadığım için İstanbul'a da geldim. Şiştim, miştim falan derken hanımlar böyle hissettiğiniz zaman, azıcık böyle kilo da almaya başladığınız zaman hem bağırsakların çalışması açısından hem metabolizmayı hızlandırma açısından hemen şunu yapıyorum. Hemen ne yapıyorum? 2,5 litre suyun içine, onu günlük tüketiyorum bir kere. O suyu içiyorum. 2,5 litre suyun içine şöyle bir tane elma koyuyorum. Kabuklarıyla da koyabilirsiniz. Bir tane mandalina koyuyorum. Vitamin açısından da çok önemli. Bir tane limon koyuyorum. Limonun çekirdeklerini çıkartıyorum. Bir tane elma, bir tane mandalina, bir tane limon koyuyorum. İki tane de çubuk tarçın atıyorum. İsterseniz bir tane de atabilirsiniz. Çubuk tarçını atıyorum. Şöyle bir tutam mısır püskülü. Mısır püskülü de gerçekten öyle. Metabolizmanızı hem çok hızlandırıyor. Ben burada hem size göstereceğim hem de gerçekten bütün gün bunu tüketeceğim, içeceğim. Bir tutam da kiraz sapı. Şöyle dolu dolu kiraz sapını da alıyorum. Güzelce bunu bir 15 dakika kaynatıyorum. Sonra da 15 dakika demliyorum. Demledikten sonra süzüp bütün gün boyunca tüketiyorum.
tüketiyorum. Gerçekten öyle. Vücuttaki ödemi de atıyor. Ayaklarınızdaki şişliği, ellerinizdeki şişliği de indiriyor. Metabolizmanı da hızlandırıyor. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Hafif böyle bir ateş bastırıyor bana bu. Böyle bir hem böyle bir ateş, azıcık böyle bir ateş basmasıyla birlikte metabolizmamın hızlandığını hissediyorum. İsterseniz bunu indirdikten sonra, ocaktan indirdikten sonra içine bir fincan da bizim bu yaptığımız tüm sirkeler olur. Bir fincan da sirke koyup öyle de tüketebilirsiniz. O da çok iyi geliyor. Benim en favori sirkem, Feridun Bey bilir, ayva nar sirkesini çok seviyorum. Kokusu çok güzel oluyor. Buradaki seyirciler birçok sirkeyi denemiştir. Bir de bir ananas sirkesi var. O da zayıflamaya yardımcı. Onu da ilerleyen günlerde yapalım. O da çok güzel oluyor. Evet, araya giriyorum. Giriyorum. Bakın şekerimiz kaynadı iyice. Derecemiz pembe, tamam. Bakın pembe pembe köpüklenmeye başladı. Tamam, doğrudur. Altını kapatıyorum artık. Biraz kıvam kazandı. Sen bu kadar sirke yaptın. Feridun Bey, 4-5 yıldan beri sirke yapıyoruz. Sence en güzeli ne oluyor? Bu tarafa doğru alsan? Bu tarafa doğru alsan değil de şu kamera şöyle biraz gelemiyor mu acaba? Yaklaşamıyor demek ki kamera. Bak şöyle. Evet. Şimdi ne yaptık? Böyle saplarımız şöyle vardı. Yapamadı, evet. Bakın şöyle sapladık. Neyse. Sapladık. Şimdi ne yapıyoruz? Elmamızı alacağız şöyle. Kıvam kazandıracağız ona. Şöyle etrafında doladık. Hemen bakın görüyorsunuz sevgili seyircilerim. Böyle koyacağız. İşte bu. Ay Feridun Bey gösteremedin ya. Dur içime silmedi. Şuna bir döküversene Allah aşkına gel. Gel bak renge bakın. En azından burada görün. Buradan batır. Evet. Sevgili seyircilerim görüyorsunuz bakın böyle yapacağız. İşte iyice etrafını şeker kaplayacağız. Biraz daha şekerinize kıvam kazandırın. Tabii biz burada çabuk olsun evet, diye değil mi daha acele bir... Acele ediyoruz ama hızlı hiç gerek yok, hiç gerek yok. Gayet güzel olacak güzel şimdi. Oldu. Donunca göreceksiniz çocuklar çok beğenecek. Bakın şöyle akarken de hemen aldık bir kaba koyacağız şöyle. Bekleyeceğiz ki bunlar şöyle saplarınız olması önemli. Görüyorsunuz kardeşlerim. Biraz sonra çubuk, soğuyunca... Çubuk çıta diye de satılıyor onlar. Evet. Bakın şöyle yaptık. Oo. Güzelce etrafını kapladı. Biraz daha şekerinizin koyulaşmasını beklerseniz, acele etmezseniz daha da güzel olur. Ama göreceksiniz yavrular çok sevecekler. Yeşil elma da olur. Yeşil elma da olur, haklısınız. Böyle güzelce kapladık etrafını. Sadece şekerinizin kıvam almasını sağlayınız. Gerisini merak etmeyiniz. Koy şöyle, koy. Ben de detoks içeceğimi kaynatıyorum. Kaynat Serap Hanım. Hep beraber içelim. Benimki kilo değil, benimki ödem. Değil mi? Hanımların en güzel, evet en güzel bahanesi bu. Doğru. Ödem var, ödem. Kilo almadık. Sadece ödem. İşte bu detoks, gerçekten detoks çayıyla. Hiç dışarıdan almanıza da gerek yok. Detoks çayı ile birlikte bu bütün ödemlerden kurtulabilirsiniz. Hem de vitamini yeter. Maskeye geçeyim mi Feridun Bey? Geç sen maskeye tamam. Geç. Hemen harika. Seyircilerimizi alın. Şimdi inanılmaz güzel bir maske keşfettim. Sizinle İki paylaşmak istiyorum. Şunu bir kaldırayım. Tahin. Dünyanın en güzel maskelerinden biri oluyor. Tahinle çok güzel maske oluyor. Şöyle... Hanımlar bilir, maya maskesi hanımların arasında çok moda. Böyle maya maskesi yaptım diye. Evet, ben de yıllarca böyle bir o furya çıktığı zaman ben de maya maskesini yaptım. Yaptım. Sonra bir baktım ki maya cildi kurutuyor. Yani özellikle her cilt değil ama kuru ciltlere ben maya maskesini tavsiye etmiyorum. Ya da yaparsanız, maya maskesini yaparsanız mutlaka içine yağ koyun hanımlar. Yağ koymadan cildimin çok kuruduğunu ve birazcık hatta o maskeler ben kırışıklıkları iyi gelsin diye yaptım. Daha da maya maskesinin biraz daha insanı böyle buruşturup kuruttuğunu hissettim. Maya çok iyi geliyor, evet ama yağ ile birlikte iyi geliyor. Kurutmayın. Şöyle, şunu yaptığım zaman... Çok güzel sonuç aldım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir çay kaşığı maya
Bazıları bir tatlı kaşığı koyuyor ama ben sadece bir çay kaşığı koyuyorum. Bir çay kaşığı yaş mayayı, bir tatlı kaşığı kefirle birlikte, kefir de cilde çok iyi geliyor, kefirle birlikte açıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kefirle ve bir tatlı kaşığı tahinle. Tahin de çok iyi geliyor cilde. İnanılmaz güzel bir maske oluyor. Kırışıklıkları açıcı özelliği de var. Şöyle sadece bir çay kaşığı maske, şey maya, bir tatlı kaşığı kefir, bir tatlı kaşığı da tahin. Bunların üçünü de güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra cilde uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra kuruyana kadar bekliyorsunuz. Bekledikten sonra yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra da sonucu görün. Gerçekten cildi pürüzsüzleştiriyor. Siyah noktalara da çok iyi geliyor. Besliyor. Tahin zaten muhteşem bir şey maskelerde. Gelin size uygulayalım. Ne vardı içinde? Tekrarlayayım bir daha. Dinlemedim. Orada yazık giyiniyordu. Tahin var, maya var, kefir var. Şöyle güzelce sürelim size de. Size de sürelim. Anne kız mısınız? Ay ne güzel. Maşallah. Maşallah. Abla kardeş gibisiniz. Kaç yaşındasın? 18. Ay 18. Ne güzel, benim kızımdan bir yaş büyükmüşsün. Ne güzel yaşlar değil mi? Evet. Harika oldu. Şöyle. Bunu hep tekrarlıyorum ama yeni açanlar için tekrarlayayım. Maskeleri hep yukarı doğru sürüyorsunuz. Fırçayla da sürebilirsiniz, elinizle de sürebilirsiniz ama yukarı doğru sürüyorsunuz ki cilt böyle bir yukarı doğru kurusun ve gerginleşsin diye. Ilık suyla akıtıyorsunuz. Daha sonra yeniden soğuk su ile birlikte cilde böyle birazcık şok etkisi yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Hanımlara da, erkeklere de. Tahin, maya ve kefir. Feridun Bey, tahin susam değil mi? Serap Hanım, susamı kavuruyorlar. Kavurduktan sonra sıkıyorlar, oluyor tahin. Bir de tahin neye iyi geliyor hanımlar? Şu küsen kaşlarınız var ya, o küsen kaşlarınıza mutlaka tahinin üzerinde olan yağ vardır ya, böyle üstüne azıcık bir yağ çıkar, şöyle bir parmak kadar. Onu kaşlarınıza sürdüğünüz zaman gerçekten kaş çıkartma özelliği de var. Tahinin, evet, o üstündeki yağ, evet, besliyor. Tahin maskesi maya ile birlikte çok güzel oluyor. Kuruyor da. Şöyle burnunuza da sürelim. Evet, biraz da yiyebilirsiniz tabii. Şöyle aradan dilinizi çıkartıp kenardan bir bakın tadına. Ay ne güzel. Bugün anne kızlar gelmişler. Oo maşallah, maşallah. Hep anne kızlar gelmişler stüdyomuza. Kefire mesela kaşık değmemesi lazım. Kefire, şimdi hanımefendi diyor ki Feridun Bey, kefire metal kaşık değmemesi lazım. Vallahi ben değdirdim, karıştırdım da. Yani bilmiyorum artık. Bu maskeden de gayet de güzel yararlanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Doğru, biraz mineral etkisi bozulur o kadar diye söylüyor da... ablam. O açıdan söylemiştir, ondandır. Ama içeceğiniz zaman, yani mayalarken önemli o. Mayalarken önemli, o zaman onun dışında bir şey olmaz. Şimdi Serap Hanım o maskeyi yaptı, onlar şey yapsınlar, biz gelelim. İshal'de neler yapacağız, devam ediyorduk. İshal'de en önemli şeylerden birisi de sevgili kardeşlerim, muhakkak mineral kaybına mani olmak için... mineral kaybına mani olmak için ayran yapın diyoruz. Nasıl ayran yapın? Maden suyuyla ayran yapın. Bir bardak maden suyuna, bir bardak maden suyuna yaklaşık 3-4 tane çorba kaşığıyla maden suyu koyuyoruz.
Böyle güzelce maden sulu ayran yapıyoruz. Bu da mükemmel bir ishal olduğunuzda ya da kusma olduğunda mükemmel bir nimet. Sakın kaçırmayın diyoruz. Bunu da muhakkak yapınız. Bu da çok faydalı. Sakın sakın ola ki kardeşlerim bunları devam ettiriniz. Maden sulu ayran ishal sırasında, kusma sırasında mümkün olduğu kadar içmeye çalışınız. Hmm. Kusmada en güzel, demin de söyledik, herkesler de söyledi. Doğru, hepimizin beraberce müşterek fikri neydi? Bir bardak, iki bardak suyun içine... Gıda zehirlenmesine de çok oluyor kusma, değil mi? Bardak, dışarıda yemek evet. Yediğiniz zaman... Sadece dışarıda iyi bir yerlerde yediğiniz zaman olmuyor da her açıdan... Botulismus denilen mikroplar var, başka mikroplar var. Ya da evde de ne bileyim, ekol mikroplar var. Dışarıda beklettiğiniz bir şeyleri, eti, tavuğu evet, dışarıda evet. Beklettiğiniz onlara zaman hemen bakteri ürüyor ve zehirlenebilirsiniz. Evet. Bir tane yarım limonu böyle sıktık ama kabuklarını da atıyoruz. Limonu suyunun kendisinde koyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kuru nane çok önemli. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane koyuyoruz bunun içine. Ben bir de zencefil koymanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da zencefil ya da bir parmak kadar da rendelenmiş zencefili atacaksınız. Bunu çocuklara da içer mi? İçirir miyiz? Ağzına sağlık, kesinlikle fayda eder. Bunu güzelce kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra bunun içine balla karıştırıp içirirseniz mineral eksikliğini gideriyor. Nane, limon doğru. Bal artı zencefil mükemmel iyi geliyor. Evet, midenin kardeşler, dostudur derler. Değil kardeşler mi? Ben size bir mükemmel bir şey daha söyleyeceğim. Bütün zehirlenmelerde kullanılır. Bu enteresan bak, bunu çok, dinleyin. Çok çok bu... faydalı, çok güzel bir nimet. Çok ne yapacağız biliyor şey musunuz bu. Sevgili kardeşlerim? Kil. Allah Allah, bu benim yüzüme sürdüğüm kil mi? Evet, yüzünüzde bunu yemelik kil de deniyor. Baharatçılarda bulabileceksiniz kili. Bakın bir papağan görüntülerimiz var. Bir papağan görüntülerimizi verelim. Yönetmenim, o papağan görüntüleri hazırsa bir verelim papağanları. Ondan sonra size anlatacağım çok özel şeyler. Görüyoruz papağanlarımızı. Evet sevgili kardeşlerim, papağanlar görüyorsunuz. Allah Allah. Devamlı bir şey yiyorlar. Bakın ne yiyorlar görüyor musunuz? Toprak yiyorlar. Evet, toprak yiyorlar. Nedenini anlatacağım şimdi. Görüyorsunuz hepsi sürüler haline gelmiş, toprak yiyorlar. Sebebi şu kardeşlerim, belirli bir dönem bir bitkinin çiçeğinden onlar yiyorlar mı? O dönemde o bitkinin çiçeği onları hafif zehirliyor, midelerini bozuyor, ishal gibi oluyorlar, kusma gibi oluyorlar. O zaman ne yapıyor bu hayvancıklar? Gidiyorlar, kendi doğal çözümlerini buluyorlar, bir toprak gidip yiyorlar. Bakın toprakları yiyorlar orada, bakın. İncelenmiş bu toprak ne yapıyor diye, işte o toprağın kirli bir toprak olduğunu, vücudundaki bu sıkıntıdan gidermek için ne yapacağımızı anlatıyoruz. Biz de diyoruz ki... Değil mi? Allah'ın hikmeti yani, değil evet, mi? Onlara aynen. Kim söyledi de işte, gidin de siz toprak aynen. Yiyin diye. Ne evet, yapıyorsunuz siz de baharatçılardan alabileceksiniz. Yemelik kil dediğin zaman verecekler. Hatta öylesi var ki aynı buradaki, aynı papağanların yediği gibi ağzına tık 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 yiyebiliyorsunuz. Hemen dağılabiliyor. Şeker gibi olan killer var. Ya da toz haline getirmiş kili bir bardak ılık suyun içinde şöyle bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu kili güzelce eritiyorsunuz. Evet, Feridun Bey'in bana bunu yapmışlığı vardır gerçekten evet. Öyle. Ben bir gün hani derler ya balığın üstüne süt içme diye. Böyle bir unutup balığın üstüne böyle bir hayır, sütlü kahve içmiştim. Bir dakika müsaade et ama. Bir dakika. Balığın üstüne mı? Süt, yoğurttan bir zehirlenme olmaz. Bana oldu. Sizin, bir dakika. Ay. Sizin o balığınız bozuksa yoğurt ve süt onu düzeltmeye çabaladığından öyle bir şey olur. Yoksa yoğurdun üstüne şey geldin diye anam babam mısın şeylerden yok öyle bir şey. Balık taze ise yoğurt da ye, süt de iç, hiçbir şey olmaz. Benimki balığınızda sıkıntı, tamam aldın. Balığınızda sıkıntı varsa onu tolere etmek için, düzeltmek için öyle bir şey yapar, tepki verir. Serap Hanım'da da korkunç bir karın ağrısı, bulantı vardı. Ben ona hemen geldim, evet. Kirli su içirdim. Ay dedim, mükemmel bir ben zaten düzeltim. Bulantım var, ben bunu içemem. Ama inanın içtim, iyileştim. Çok enteresan. Mide bulantımı anında kesti. Böyle birden toparladı beni, böyle bir daha bir dinçlik verdi, o halsizliğimi aldı götürdü. Ben içmedim, yemedim hiçbir şey yapmıyorum. Bakın içip gösteriyorum. Yani bu adam bana topraklı suları içirip öbür tarafa herhalde gönderecek dedim ama... Neyse nerede? Buradayım taş gibi. Nerede? Oh, şükürler olsun. Yaradı vallahi, yaradı tabii, gerçekten tabii. Öyle. Şimdi şaka bir tarafa.
Hemen ne yapıyor biliyor musun? Kil çok enteresan. Hemen o zehirli maddenin etrafını kaplıyor. Büyük abdestinizden sizi alıyor, dışarıya çıkarıyor. Çok enteresandır. Kili ihmal. Ha, bir telefonumuz varmış. Hemen şunu söyleyeyim mi? Buyur Serap Hanım. İshale bir de ne iyi geliyor Feridun Bey? Kuşburnu marmelatı. Bravo. Bulabilirseniz harika. İnanılmaz iyi geliyor. Kuşburnu marmelatı çok güzel. Bütün Anadolu dolumuzda her yerde yaparlar. Gümüşhane tarafından da çok yaparlar. Çok doğrudur. O da çok iyi geliyor. Evet. Şimdi biraz sonra Serap Hanım çok özel bir püf noktası yapacak ama bir telefonumuz varmış. Onu alalım hemen. Günaydın. Alo diyoruz. Günaydın hocam, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin, teşekkür hoş geldin. Ederiz. Buyurun ablacığım. Hocam Antep'ten. Ben Gaziantep'ten katılıyorum. Sen bir telefonun sesini, telefondan dinle bizi. Diyor. Televizyonun kesini, sesini kıs güzel bacım. Hocam Gaziantep'ten katılıyorum. Hoş geldin. Buyur kardeşim. 16 yaşındayım. 95 kilo ölçülüyorum. Buyur kardeşim. Ha, söyle bakalım. Ben kilo veremiyorum. Kilo vermek için acaba ne öneriniz var? Yani onu öğrenmek için aradım. Tamam. Neden güldüm biliyor musunuz? Antep'te nasıl kilo vereceksiniz ya? Değil mi? Bence bu kadar güzel anne, bir kültür olamaz. Annenle babanın kiloları nasıl? Efendim hocam? Annenle babanın kiloları nasıl? Annem çok zayıf hocam. Babam çok kilolu. Ha. Sen babana benzemişsin demek ki. Kız evet, kız hocam. kız halaya oğlan dayıya benzer derler. Demek sen halalara benziyorsun. Şimdi güzel kızım. Evet. Bir kere muhakkak spor yapacaksın. Ne yapacaksın? Evde muhakkak hareketler yapman lazım. Nasıl hareketler yapman lazım? Mesela ben ay dışarıya nasıl çıkacağım? Çıkamam, edemem demeyeceksin. Olduğun yerde şöyle şöyle koşma hareketler yapacaksın. Mesela bunu biraz daha hızlandırabilirsin. Böyle 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 hızlı hızlı. Evin içinde pencereyi açacaksın. Böyle öyle bolca koş. Ya bunu da otur. 15 dakika kadar yap. Ondan sonra mesela göbek bölgesinde mi zayıflama istiyorsun? Şu hareketler yap bak böyle. Sağa sola dönme hareketlerini. Ya da otur dedim ama ya da otur arkasını söyleyecek. Ya da oturarak yap diyecektim. Peki. Yani. İyice ama iyice bir koşsun bu. Genç öyle daha bir, 16 evet, yaşında olduğu için 16 yaşında. Ekleme ağrımaz, dizi ağrımaz. Ne kadar koşarsa o kadar iyi. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra oturduğun yerde de yapabilirsin. Ayakta da yapabilirsin. Şu hareketleri yap bak. Bel bölgesi için bunlar bak. Bel bölgesi için. Güzelce. Ondan sonra ellerini kaldır. Ellerini havadayken sağa, sola, sağa, sola. Ondan sonra bak bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bu hareketleri ben gösteriyorum. Bunları en az 50'şer, 100'er tane yap. Ondan sonra yattığın yerde yine karın bölgesi için hareketler gösterelim. Hocam bir de benim böyle hareketler yaptığım zaman insülin direncim düşüyor. Bayılıyorum şimdi, yani. Şimdi hemen hiç bayılmazsın. Bak öyle bahanelere sığınma, %100 halledersin. Hemen sana söylüyorum. Öyle bayılmamak için bir parça kayısı ya da hurma ye, onu yapacaksın. Bir de beyaz ekmeği kes. Ekmeği kessen sadece sabahları bir dilim kepekli tam buğday ekmeğinden ye, başka ekmek yeme. Bak göreceksin insülin direnci hiçbir şey kalmayacak. Bütün kiloyla ilgili bir şeyde bahaneye sığınmayacaksın. Ben bu işi hallederim diyeceksin. Spor yaptıkça düşeceğini göreceksin. Yattığın yerde bak şu makas hareketlerini çok yap bak. Bu makas çek bırak çek bırak bak. Ay, çok makas hareketlerini çok yap. Bacaklarını aç kapa. Ondan sonra bak şu kalkma hareketlerini çok yap bak. Bunları ne kadar çok yaparsan o kadar bu işi halledersin. Kilo vermek için spor yapmadan olmaz. Evet, değil mi? Bir de tatlı meyveleri kes. Abur cuburları kes. Kolalı içecekleri kes. Sen istedikten sonra %100 hallolur. Bir de aynanın karşısına geç. Ben bu işi halledeceğim. Bu yağları eriteceğim. Bunlar benden gidecek, gidecek, gidecek diye emir ver kendi kendine. Bak göreceksin nasıl güzel, hallolacak. Vallahi, oh. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Evet ya. Şimdi böyle elma şekerlerimiz oldu. İçeriği elma de şekerlerimiz böyle bir motive oldu. Etmek yalnız lazım biraz değil daha mi? Soğumasını beklememiz lazımdı ama yine de verebiliriz herhalde yavrulara. Harika biraz daha donması olmuş. Lazım. Biraz daha donması lazım. Bakın görüyorsunuz hadi çok güzel. Hadi götüreyim mi onlara? Hadi götür ama. Hadi. Üzerlerine aynı damlatmasınlar. Hadi birer tane geliyorum. Alsınlar. Geliyorum. Daha geliyorum tam donmadı. Biraz doğru. Daha donmasını beklememiz geliyorum lazım. Geliyorum size doğru. Ay şu kızların tatlılığına bak. Allah'ım ya Rabbim çok şekersiniz. Biraz daha donmasını bekleyecekler yalnız. Hemen yemesinler. Tamam yemesinler. Şöyle biraz. Hemen şöyle kağıt peçete de verelim. Kız kağıt peçete de verelim. Gel. Dur hemen. Dayanamadım. O daha önce şöyle yemiş tut. Bence tadına bakmış onun. Sen de al bebişim sen. Kağıt peçeteyle verelim. Hiç bilmiyor değil. Şey yapmasın. Hemen ayakkabılarımı veriyorum. Ay maşallah size ya. Ben ayakkabılarımı veriyorum bu arada. En azından birazcık yala. Şifreyi bilen kardeşimize alo diyoruz. Şifreyi bilen kardeşimiz alo. Alo.
Hoş geldin, hoş geldin. Bülent abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Neydi şifremiz kardeşim? Şifremiz dehidratasyon. Dehidratasyon, dehidratasyon evet. su evet, kaybıydı. İshale bağlı su kaybıydı, doğru, tebrik ederiz. Evet. Kaç numara istiyorsun kardeşim? Eşim için isteyecektim, 40 numara. Tamam. 40 numara hocam. Peki eşinize 40 numara böyle spor mu gönderelim yoksa böyle evet, geniş spor. Kalıp yumuşak mı gönderelim? Spor olacak. Peki. Yok, spor istiyor hocam. Spor olacak. Onlar emrettik lazım. Emir demiri keser abi. Doğru gönderiyoruz böyle sana. Evet. Güle güle kullansın. Hocam bir ricam daha olacaktı sizden. Buyur. Evet. Çift bantlı hocam. Çift bantlı istiyor. Çift bantlıyı gönderdik abi tamam. Evet. Evet. Tamam abicim. Allah'a emanet olasınız. İyi günler olsun bir abi. Bir kitap isteyecektim hocam. Mümkün mü acaba? Peki hadi bir de kitap gönderelim. Teşekkür ederim. Peki. Sağ hadi olun, bir de kitap olun. Gönderdik. Güle güle kullansın. İyi günlerde, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde. Evet sevgili seyircilerim şimdi Serap Hanım bir püf noktası daha var. Onu da hemen yapalım. Evet, evet biz artık evde kimyasal, hemen... deterjan falan asla kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Tamamen bitirdik böyle şeyleri. Şöyle Arap sabunu kullanıyorum. Arap sabunu söyleyebilirim değil mi? Arap tabii, sabunu tabii, kullanıyorum. Tabii, marka bildiğiniz değil o. Evet eskilerden kalma. Arap sabunu kullanıyorum. Çamaşır sodası kullanıyorum. Karbonat kullanıyorum. Sirke kullanıyorum ve limon tuzu kullanıyorum. Tamamen hepsini attık. Aynı zamanda da çok ekonomik. Feridun Bey o yüzden zengin oldu. Doğru. Ya, ondan evet tek evet. Nedeni o. Hepsini attık. Şöyle bir çorba kaşığı Arap sabunu koyuyorum. Dolu dolu şöyle bir çorba kaşığı kadar Arap sabununu. Evet. Hani, sıcak suyla söyle. Hani koy. Dün temizlik sirkesi yapmıştım ya. Oradan da bir fincan. Şöyle kahve fincanını aldım banyoya götürdüm. Kahve fincanıyla bir fincan da sirke koyuyorum. Koy. Feridun Bey. Ondan bir de... Şöyle bir damlacık da Yasemin yağı kullanıyorum. Güzel evi de, koksun de. Evet. Ya, ya Yasemin yağı ya gül yağı. İkisinden birini tercih olabilir. Ediyorum. Bu lavanta da olabilir. Evet bu da o kadar uzun süre gidiyor ki. Şöyle bir damla da mis gibi kokuyor evin içi de. Bir damla da onu koydum. Güzelce karıştırıyorum ve evi böyle siliyorum. Bunu güzelce eritiyoruz. Eritiyoruz ondan sonra getiriyoruz 3 litrelik ya da 5 litrelik kabınızın içine bunu güzelce karıştırıyoruz. Üstüne ilave suyumuzu koyuyoruz. Yerleri bunları sildiğinizde göreceksiniz. Bunu eritmek için, göstermek için böyle yaptık. Hı hı. Erittikten sonra da 5 litrelik... Feridun evin önce neresi silinir? Mutfak mı silinir? Salon mu silinir? Yatak odası mı silinir? Hemen söyleyeyim. Nereden başlanır? Önce yatak söyle odasını bakalım. Sileceksiniz. Yatak odası mı? Yatak odası. Önce yatak odası. Hı. Ondan sonra salonu sileceksiniz. Ondan sonra... Suyunuzu bir dökün. Bir dakika. Ben mutfağa tek su yapıyorum. Mutfağa tek su, evet. Ama sakın ha mutfağı tutup da önce silip de sonra yatak odasını silmeyiniz. Kapının önünü silip yok. De önce yatak odasını silmeyiniz. Doğru mu? Geçtin mi sınıfı? Süpersin ya. Ay vallahi zaten harika. Evde bütün işleri ben yaptığım için değil. Yok asla. Elimi asla, sürmem elini vallahi. Sürmez. Elimi sürmem. Elimi sürmez ama. Evet son bir dakikamız varmış. Evet bunu da içine dökelim. Ha, evet. Nasıl sileceğiz? Hadi sen de onu göster. Hadi göstereyim. Vallahi bu koy, vida koy, da var koy, ya. Koy 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 hemen koy. Çabuk bir dakika var. Nasıl sileceğimi göstereceğim. Çabuk koy. Koy 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 koy. Tamam. Oo, ne yaptık? Bunu ıslattık. Bunu ıslattıktan sonra ha. Ne yapıyoruz? Hemen sıkıyoruz. Dur sen. Çeri çöpü alacak. Bir bu şöyle tarafa bak, atılacak. Bak. Bir de bu tarafa bir böyle atacak. Bak, öyle bak, mi? Bak. Bir de dizlerimizi de çalsınlar. Dayı. Bak böyle dizler de çalsınlar. Bak böyle. Ondan harika. Sonra arada bel hareketleri. Şöyle. İşte yapıyoruz ya. Arada bir de kaldırıp böyle de yapabilirsin. Yok canım o da sağa sola sıçrar arada. Evet yok, ama yaparken dizlerini de böyle yapabiliriz. Evet maalesef vallahi bugün de nasıl bitti ben anlamadım. Evet. Hemen bitti programımız. Çok hızlı geçti. Yönetmenime söylüyoruz, patronlarımıza söylüyoruz. Bizim program biraz uzatır. Bak seyircilerim de istiyor, biz de istiyoruz. Yapamıyoruz hemen bitiyor. Neyse sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Yarın parazitlerle ilgili konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Çok önemli. Memleketimizin sorunu. Hepimizin sorunu. Onlar anlatacağız. Gelin bebişler çabuk gelin yanımıza. Gelin beraber kapatacağız. Gel çabuk. Gelin. Hadi el sallıyoruz. Gelin. Hadi. Sağlıklı kalın. Dön. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.